Evet, Motomada'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir incelemeyle sizlerle birlikteyiz. CF Moto 150 NK incelemesi. Hakan takipçimiz, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Yine kanalımıza destek oldun, motor camiasına destek oldun. Bu bayağı sorulan bir motordu. Ben bunu daha önce biliyorsun stüdyoda incelemesini yapmıştım. Şimdi işte birebir incelemesini yapacağız. Ki çok da iyi oldu aslında. Çünkü motor artık piyasaya iyice oturdu. Aradan işte bir iki sene geçti. Artık kronik sorunlar falan vesaire, onlar iyice belirgin hale geldi. Yaptığımız inceleme bence bayağı faydalı olacak almayı düşünen arkadaşlarımız için. Şimdi biliyorsun Hakan, ben gene bir teknik özellikleri vereyim, sonra eksileri artıları her zaman olduğu gibi beraber konuşalım. Evet arkadaşlar, 150 cc tek silindir, su soğutmalı, 12 beygir, 6 vites bir motor gücü var. Hatta 11.8 beygir demiş, 8.8 kilovat. Ondan sonra top speed 120 kilometre, 120 kilometre kalıyor. 142 kilogram ağırlığı var, 785 milimetre seli yüksekliği var. 10 litre bir yakıt deposu var arkadaşlar. Yine önde 180-17, arkada ise 130-70-17 ne yapıyor? Lastik kullanıyor. Su soğutmalı bir motor ve önde arkada arkadaşlar disk fren kullanmışlar ve yine çelik fren hortumu var. Yani motosiklet çok ciddi artılar var, ama birazdan ne yapacağız? Konuşacağız. Ve şu an satış fiyatı 11.500 lira. Hakan, sen bunu ne kadar almıştın geçen sene? Abi ben geçen sene 8.5'a aldım. İşte plaka ruhsat derken 9'a mal oldu bana. 9'a mal oldu. Ha, aynen öyle. Yani şu an o, yani 2500 an, lira kârdasın. Aynen öyle, yani şu an alacak arkadaşlar 12 bin lira plaka evet, masrafıyla beraber mal olacak. Evet, yani yani piyasa çıldırdı artık. Bu işte maalesef dolar euro kurları her geçen gün yani motorcunun aleyhine işliyor. Ondan niyetiniz varsa arkadaşlar, yani bir an önce atak yapın yani. Peki şimdi Hakan, kaç kilometre yaptın abi sen bu motorla? Abi ben motorla 7500 kilometre yaptım. 7500 kilometre. Aynen yaptım. Öyle sıfır olarak aldım. Peki, zaten. Peki şimdi o zaman ben gene dün akşam forumları okudum, gece 3'e kadar 50 sayfa forum okudum gene aynı şekilde. Orada insanlar acaba ne yapmışlar, ne etmişler filan vesaire, onlara bir istişare ettim. Şimdi ben de onları birazdan söyleyeceğim zaten. Yani benim tabii motorla ilgili bir izlenimim var, ama ilk önce senden duyalım bakalım. Şimdi bu motosikletin sence eksileriyle başlayalım. Eksileri neler abi? Abi en büyük eksileri parça fiyatları. Hani evet, yedek parça bulunabilirlik ve fiyatları yani. Hı-hı. Hani istediğiniz parçayı paranız olsa dahi o anda bulamıyorsunuz. Yani illaki bekleme süreçleri var. Evet. Ve gereksiz yere pahalı bir şeyleri var, parçaları var. Evet. Şimdi ben onu geçen o stüdyo incelemesinde de söylemiştim. Hatta orada tabii fiyatlar değişmiş. Yani ben gene yukarı linkini koyayım arkadaşlar, diğer benim yaptığım incelemenin. Orada ben yedek parça fiyatlarını detaylı veriyorum. Şu an o parçaların üzerine bir 100-200 lira koyarak düşünün diyeyim yani size. Onları gene kontrol ettim. Gerçekten 200 lira falan koymuş benim verdiğim fiyatlardan. Yani bu kadar kısa bir zaman içerisinde. Şimdi yedek parça fiyatları mesela, farz mesela benim dikkatimi çeken ön amortisörlerin 1600 lira olması. İşte ne bileyim radyatörün 800 lira olması. Ekranın 650 lira olması. Şu en çok eleştirilen nokta bu motorda. Yan ayakta biliyorsun tek parça yapmışlar, görüyorsunuz. Şimdi iki ayaklıyı da aynı şeye oturtmuşlar ve hafif düşmelerde işte o parça kırıldığında valla toplamda 500 liraya yakın bir maliyet ortaya çıkıyor. Ve çoğu arkadaş, seninle de konuştuk az önce, onları işte yani maddi durum olmayan herhalde filan vesaire almış, oraya telle tutturmuş filan. Telle tutturmaya çalışıyorlar. İşte evet, alüminyum kaynağı falan yaptırmaya çalışıyorlar, evet, bir şekilde. O da güzel durmuyor maalesef. Aynen öyle. Sağlıklı yani, olmuyor ama. Neydi? Şimdi forumlarda da işte en çok insanların şikayet ettiği nokta yedek parça. Mesela en son hatta güncel bir şikayette arkadaş diyor zincir dişliği değiştireceğim diyor. 8 aydır bekliyormuş. Yani bir hava filtresi için bile uzun süre beklenebiliyormuş. Aynen öyle. Ben de hani kendim yağ filtresi bulamadım yani. Motorun 6 gün bakımında değiştirdim yağ filtresini. Hani İzmir'de sormadığım yer kalmadı. Hani en sonunda bulduk. İnternette zaten yok. Hani 15 yıllık bir parça bile bu kadar şey yani uğraştırıyor. Evet. Ya işte hep eleştirimize hep hani haklı çıkıyoruz aslında eleştirimize. İşte satma odaklı çalışıyorlar. Yani satıyorlar. Yani motosikleti getiriyorlar buraya. Ondan sonra şimdi normalde servis mesela nasıl çalışması lazım? Bu motosikleti alırsın. Ustalar gelir. Bunu sökülür, bakılır, gösterilir. Bak burasında bu var, burasında bu var. İşte şöyle şöyle vesaire tanıtılır. Sonra o servisler ne yapar? Onu bir şekilde halleder. Ama bizde işte bu toplu servis olayı var ya, böyle mahalle arasında gibi şey. Bütün RKS, Hero,
CFM yani vesaire hepsini alıyorlar. Gerçi tabii Mondial o işe girmiyor. Mondial tabii kendi şey servis var ama yani servis konusunda ciddi şikayetler var. Evet abi ne yazık ki ama yani öğrendiğim bir iyi nokta şuydu en son gittim bakımda. Artık hani CFM Moto'ya bütün Mondial'ler bakmayacakmış. Hani CFM Moto onu şey yapacaklarmış yani. Ayıracaklarmış artık. Hani çünkü hani beyinli makine yani sonuçta enjeksiyonlu şeyli hani eski düzen motora bakarlar gibi bakmaya çalışıyorlar. Bu sefer tabii motordan verim alamıyoruz yani. Evet. Yani şimdi o zaman ilk eleştirimiz arkadaşlar yedek parça fiyatlarının pahalı olması bir. İkincisi yüksek olması fiyatlarının ve yine üçüncüsü de servis olayı. Yani foruma ben işte dün akşam inceledim. Valla 50 küsur sayfalık forumda hepsi herkes aynı şeyden şikayetçi. İşte yedek hatta bir kızıp satanlar olmuş falan böyle yani lanet olsun evet. Falan deyip böyle yani bayağı bir serviste falan. Çünkü maalesef hep böyle kullanıcı hatası bir mantığı var biliyorsun. Evet. Hem kullanıcıya yüklemeye çalışıyorlar bir takım şeyleri. Bir gerginlikler yaşanmış. O noktada motosikletin bir eksisi var. Peki sence başka eksisi nedir? Yani başka eksisi arka sele oldukça sert. Hani ve evet. Hani motorun taşıma kapasitesi 150 hani ortalama bir insan kullanıyorsa bunu 70-80 hani arkanıza alacağınız kişi en fazla 40-50 kilo falan olmalı yani biz ki ikimiz bindiğimizde hani ikimiz zorlar. Bindiğimizde aynen zorlar çok şey olmaz ve hani rahat edemezsiniz yani arka bayağı sert hani bayağı evet ya şurası hani, benim Haysuk'ta da böyle geldi. Gerçi bu tarz motorlar çoğunda böyle aynen de. Hani Naked'ın artık bir şey yani, bu geleneği ama geleneği haline geldi taş gibi seri ama bunun normal serisi çok güzel ya aynen. Eski serilerden daha güzel demek aynen mesela. Aynen benimki son versiyonu 3. versiyonu hani vites göstergeli şeyli ve burada sele daha yumuşak ve selenin dokusu da farklı. Evet çok güzel yapmış. Hani kullanıcı sele için kullanıcı için oldukça ideal ama artçı için hani şeyleri söyleyemeyeceğim. Evet. Artçı da biraz sert kalıyor. Onun dışında abi eksi olarak lastikler kuru da ısındı mı güzel ama hani su gördüğü an sapıtıyor yani. Evet. Zaten şimdi ben de aldım lastikleri inşallah önümüzdeki hafta değiştireceğim. Sen ne marka aldın? Anlas aldım abi. Aynen. Hem daha uygun hem hani optimum yani optimum düzeyde motora ve şey vereceğini düşünüyorum yani katkı sağlayacağını. Evet. Ne kadar aldın Hakan takımını anlasın? Anlas takımını 415 aldım abi. 415 aynen. Aldım. Diğer hani MSL'ler olsun, Pirelli olsun 800-900'den aşağı değil. Evet. Hani ve zaten o fiyatların yarısı gümrük vergileri olduğundan evet, dolayı yani Anlas'ı da çok da yadırgamıyorum yani. Evet, marka ama, takıntım da yok. Ben seviyorum ya o lastiği yani. Benim çünkü Kimco'da da Anlas var. Vallahi gayet memnunum ben de yani hiç böyle aynen öyle abi. Ben de memnun kalacağımı düşünüyorum. Falan yapmıyor. Bence de bu şeyde güzel olur. Bunun normalde üzerindeki lastik markası ne? CST. Evet. Meşhur markamız zaten. Markamız CST yani. CST'ler. Peki. Şimdi başka peki eksi olarak nitelendirebileceğim şey var. Başka olarak abi arkadan çamur atması. Hani suya şeye girdiğiniz an hani arkanız çamur oluyor. Hani aynen. Ön çamurluk da kısa olduğundan dolayı motora radyatöre bayağı su kaldırıyor yani. Aynen. Bayağı döndürüyor. Onu arkaya işte hani, bagajlardaki gibi falan bir şey uydursan aslında. İşte aynen yani olmuş. Artık o şekilde bir şey yapılması lazım. Onu hani, forumlarda illa uyduran birisi vardır ya. Ya onu var var. Şekliyle alakalı bir bakmak lazım. Çünkü var aynen. Vidalar uymuyor falan ama. Aynen aynen. Bir şekilde tamirci. Çünkü ha bir de şey aksesuar yok herhalde. Aynen aksesuar yok abi aynı şekilde. Yani aksesuar yok. Hani çanta demiri aynen yok. Herkes özel yaptırım bir şeyler yapıyor. Bu sefer motorun tamamen hani görüntüsü gidiyor. Şekli gidiyor. Hani uzun yola çıkacaksanız öne bir siperlik alayım yok yani bulamıyorsunuz. Evet, uyumluluğu yok. Bajajın işte en büyük artısı o. Adamlar mesela hani 50 liraya çanta demir orijinal tabii. İşte ön cam satıyor 100 liraya falan. Aynen. Hani eline para geçtikçe insan böyle eklemeler yapabiliyor. Evet, ama bunda şu anda aksesuar eksikliği var diyorsun. Aynen öyle abi. Sen buna yana koruma takozu takmışsın. Takozu. Aynen bunu nereden aldın abi? Abi koruma takozunu ben Banggood'dan aldım abi. Banggood'dan internetten aldım. Aynen. Çünkü hani Türkiye'dekiler şeyler bana çok tuhaf geldi. Yani bu görüntüsü daha hoş çok geldi güzel. Böyle. Yani yakışan düşündüm. Ne kadara geldi abi bu sana? Abi şey 50 liraya geldi ama 50 lira. Aradaki demir uyumsuz olduğu için onu da özel CNC'de yaptırmam gerekti. 50 lira da ona gitti. 100 liraya, 100 liraya mal oldu. Aynen öyle. Gene çok bedava ya. Görüntüyü de bozmadı abi evet. Açıkçası. Hani ve diğerleri var. Çok vida gibi duruyor böyle. Evet çok da güzel olmuş yani görüntüsü şeyi falan yani sağlam güzel bir şey. 50 lira hiçbir şey değil. Demek yani o siteden alışveriş yapabiliriz. Aynen öyle valla ben gayet de kullanıyorum. Hani gerek jant şeritleri olsun işte vites çorabı olsun. Hep onları oradan aldım. Direkt aynen. Adresine geldi. Aynen öyle gümrükte yani. Gümrükte bir takılma herhangi yok, bir şey yok, yaşamadım. Yok herhangi bir sıkıntı yok. Hani fiyatlarınız yüksek olmadığı sürece alacağınız şeylerde. Banggood diye. Yani aynen aynen abi Banggood diye. O zaten meşhur hani orada. Aynen öyle her türlü şey olabilir. Alın edin falan vesaire diyorlar. Aynen öyle. O noktası güzelmiş. O da aklımız olsun yani bize oradan alışveriş şey yapabiliriz. Yani. Peki başka eksi olarak nitelendirebileceğiniz bir şey var mı kafanda? Başka eksi olarak nitelendirebileceğim hani amortisörler sert ama hani naked makine sonuçta bir konfor, çok aşırı bir konfor beklememek evet. Lazım yani. Ki arkada ayarlanabilir amortisör kullanmışlar. Şimdi şeye girelim abi şimdi bu motosikletin arkadaşlar çok ciddi artıları var ya.
Gerçekten. Şimdi bakın 150 cc bir makine ama su soğutma kullanılması ki emsallerinde çok az gördüğümüz bir olay bu. Ondan sonra çelik fren hortumu kullanması çok ciddi bir artı. Bakın önde 290 mm, neredeyse 300 mm bir disk var ve gerçekten frenleri gerçekten çok güzel aletin. Arkada bakın disk kullanılmış ve Bosch'un enjeksiyon sistemi var alette. Yani karbüratörle değil bu alet, Bosch'un enjeksiyon sistemi var ki biliyorsunuz daha önce söylemiştik, KTM'in designer Kiska'da motosikleti dizayn etmiş. Yani motosikletin dizaynı şu an incelediğimiz bu konsept motorlar içerisinde bence en güzeli. Yani bunun aynen abi, yani zaten müthiş duruyor. Yani almamdaki en büyük etken de oydu. Yani şimdi bilmiyorum videodan anlaşılıyor mu ama bir canlı görün arkadaşlar. Bu gerçekten dizayn olarak çok önde bir motor ve teknik özellik olarak da bence çok çok önde bir motor. Ha eleştirme, ben gene bir şey eleştireceğim ya, eleştireyim. Ya şimdi mesela hep şey diyorum ben. Hani bak çelik fren hortumu takmışsın, işte diskler takmışsın, dizayn süper, yakıt az filan vesaire. Ya şuna bir de yeni nesil bir motor teknolojisi koysan. Yani iki valfli eski motor koymasa. Aynen. Ama tabii işte onu da ileride iyileştireceklerdir diye düşünüyorum. Ama motosiklet arkadaşlar genel itibariyle çok güzel. Kullanımı da çok rahat bir motor. Bana çok yalnız biraz şey olmuştu. Biraz manevra kabiliyeti azıcık böyle şey, hani gidon böyle bir yerde yani takılıyormuş gibi bir hissiyat yapmıştı. Gidon ama kısa gibi ama hani kontranız iyiyse gayet kıvrak kullanabiliyorsunuz ya. Hani ama normalde sorun biraz turda biraz şey var yani. Aynen, turda biraz kendi kısa gibi kalıyor. Evet. Ama hani hafifliği olsun şey olsun, hani çok güzel aralara giriliyor yani. Aynen. Vites göstergeleri eklemeleri çok ciddi bir artı olmuş. Aynen yine öyle. Bu ben yeni şeye başlayanlara kesinlikle bayağı iyi. Ben de hani ilk defa bu motorla başladım kullanmaya. Hani bayağı iyi bir şey yani, artı. Evet. Peki 100 kilometrede şimdi 2.10 ile 2.70 arasında bir yakıttan bahsediliyor. Ki ben de daha önce kullandım, denemiştim. Gerçekten azdı. Sen ne kadar yakıyorsun? Yani senin gerçi şimdi her gün benzin fiyatları değişiyor şu anda artık. Aynen. Yani artık sabit bir şey söyleyemiyoruz yani, ama bir oran vermek hani sadece litre sen yani ortalama abi, çok agresif kullanmıyorum ben. Sakin bir kullanıcıyım. Hani 2.5 civarlarında şey yapıyorum. Hani yerine göre biraz daha gazlarsam 2.7, 2.8 hani en fazla o civarlarda. O civarlarda. Aynen öyle. Yakıt çok az yani gerçekten. Aynen. Enjeksiyon işte orada çok ciddi bir artı sağlamış. Yine bir de mesela RPM var burada, işte hani vites değiştirme uyarısı var. O işe yarıyor mu? RPM var ve onu ayarlayabiliyorsunuz. Hani onun en güzel özelliği şuydu. Rodajda mesela herkesin çektiği bir sıkıntıdır bu. İşte 5000, 6000 deviri geçme. Ama ayarlayamıyorsun. Buradan onu ayarladığına RPM ışığının 5000 deviri. Hani görüyorsun ışıktan direkt. Diyorsun ki tamam, basmayayım daha fazla. Bir de spor mod ve eko mod var burada. Şimdi o da çok tartışılmış. Bir de sana soralım. Çoğu arkadaş diyor ki abi diyor, yani çok fazla bir şey fark ettirmiyor falan vesaire. Aynen öyle abi. Hani çok hani top speed'inizi etkilemiyor. Yakıtı biraz da görüntü biçimi koymuş. Biraz yani görüntü burada. Hani çok özellik mi? Aynen aynen. Hani artı bir şey olsun diye standart 150 cc'lerin dışında. Onun dışında çok az bir gaz tepkimesi değişiyor. Hani spor modda biraz daha seri oluyor alet ama top speed'inizi etkilemiyor bu yani. Top speed'i etkilemiyor. Aynen. Peki top speed'de 120 görmüştüm ben bu motorla. Sen ne yaptın? Ben 123'ü gördüm abi ama hani yokuş aşağı eğimli bir yoldu. Hani düzlükte 100, 110, 115'e rahat geliyor. Ama yani top speed'i görmek için biraz eğimli yola gelmek gerekiyor. 123'te kesiciye giriyor zaten 10.000 devirde. Evet. Daha fazla gitmiyor. Gene forumlar gene şeye dönmüş. Zincir, dişli setleri değiştirelim. Hani hızı arttırma derdine düşmüşler yani bu motorlar. Şimdi kullanıcıya biraz şey gelmiş. Motor tam şekil 10 numara falan vesaire ama 120 az gelmiş yani insanlara. Ama sonuçta tabii 150 cc makine, bir de Euro 4 standartları falan iyice kıstılar biliyorsun şeyleri. Kesiciler şunlar bunlar. Ama bence yeter ya. Yani 120 kilometre yeter. Yani sonuçta yani şehir içi motoru. Evet. Hani çok aşırı hız yapamayacaksınız. Hani hız yapacak olsanız hani daha fazla racing makinelere bakın yani. Evet. Hız yapmak odaklı değil mi sonuçta? Bir de şimdi gene bir artısını söyleyeyim arkadaşlar. Boru şase kullanmamışlar, tüp şase kullanmışlar. Gene bu konsepte çok alışık olmadığımız bir şey. Yine şasenin belli bağlantı noktalarında işçilik hani süper değil ama gene o kadar da kötü değil. Aynen. Yani o kadar göze batmıyor. Ki şase işçiliğiyle hani şasenin rengiyle turkuaz bir renk, bakın. Aynen. O jantların rengi çok ciddi. Aynen. Bir dizaynda artı katmış ya motora. Yani motor gerçekten çok yakışıklı ya. Evet, renk bütünlüğünü yani bayağı güzel sağlamışlar yani. En albenisi o. Evet. Hani sırf renkten bile motor hızlı gidiyor diye zannedenler var yani. Çok güzel dizayn yani, Kiska gerçekten burada döktürmüş ki KTM'lere biliyorsun o zaten. Evet. KTM'e benziyor motor, açık konuşayım. Bir KTM'in biraz daha alt sınıfı gibi kalıyor. Yani
O kadar da alt sınıfı değil ya bence. Yani aynen, KTM değil, yani yok. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi şöyle bir güzelliği var. Tamam şimdi bunda gene yedek parça pahalı falan ama gene KTM kadar değildir en azından. Yani tabii. Çünkü KTM'de işte ben bir tane yarış motoru alacaktım. Sticker'ına sadece 580 lira istemişlerdi ki o zaman dolar düşüktü. Şimdi belki 600-700 lira isteyecek. Sadece bir sticker'dan bahsediyoruz. Gene bunun yedek parçası onların yanında çok daha ucuz diye düşünüyorum. Tabii KTM çok güzel motor, ayrı mevzu ama o da yedek parça konusunda çok böyle kullanıcıların canını yakan maalesef bir firma. Peki, şimdi şeye gelelim, standart sorularımıza gelelim. Aydınlatmalardan memnun musun? Aydınlatmadan oldukça memnunum abi. Hani ben işim gereği böyle vardiyalı çalışıyorum. Gece gündüz sürüyorum böyle. Hani hiç sıkıntı yaşamadım yani aydınlatmalarda. Herhangi bir sorun yaşamadım. Yok, herhangi bir sorun yaşamadım. Önde gayet işte böyle bir led gündüz farları falan koymuşlar. Aynen, gündüz farı, aynen gündüz farı. Gerçi ana far, halojen. Ana far, aynen, halojen. Arkadakiler gene led. Aynen, arkadakiler led, sinyaller led. Sinyallerin bir güzelliği var. Sinyaller işte sinyaller esnek. Esnek. Aynen. O noktası çok güzel. Aynen, sinyaller hareketli yani bir yamağı gibi şey gibi sabit değil mesela. Kırılmıyor yani. Kırılmıyor. Aynen, aynen. Falan vesaire. Hani bu lastik kısmı biraz bakımı yapılırsa herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız evet. Yani. Peki aynalardan yine memnun musun? Abi aynalardan ya işimi görüyor. Hani daha çok belki ben ayarlayamadım ama sol taraftan biraz şikayetçiyim. Sağdan gayet memnunum. Sağdan memnunsun, aynen. Soldan şikayetçisin. Aynen. Onu ayarlamaya çalışsın. Onu da ayarlamaya çalışsın. Bilmiyorum ya belki benim hani vücut yapımdan dolayı belki olabilir. Denk gelmiyordur. Belki tabii. Farklı bir ayna takmam gerekiyordur ama ben bindim işimi yani, görüyor genelde. Ben bindim ama ben de yani çok böyle şey normal ya güzel yani gösteriyor yani. Şimdi. Aynen aynen. Ne anladı ki? Aynaları dizayna çok uyumlu aynen, yani. Dizayn, çok aynen, güzel yapmışlar aynaları. Yani ne anladı? İşte sağda bir ekranımız var. Biraz aynen. Minik gerçi ama sağda bir ekranımız var. Ekran güzel. Bu ekranın fiyatında işte bak sordun işte 650 lira falan dediler. Gerçi hani tabii onlar spesifik parçalar. İster istemez sürekli değişen şeyler değiller. Yine manetlerin, elciklerin kalitesi gerçekten çok güzel. Aynen. Yani aynen onlar adamlar... gayet güzel ve şu gidon korumalar orijinali abi yani evet. Fabrika çıkışı ve gayet sağlamlar yani. Sağlam belli yani. Döküm yani böyle. Ya şimdi yani adamlar bak ters maşa amortisörler kullanmışlar. Aynen. Arkada ayarlanabilir monoşok amortisör. Yani teknik olarak gerçekten adamlar yapmışlar ya bakın arkadaşlar granaj falan kalitesi falan da çok güzel aletin. Aynen. Yani işçilik o mesela bak parçaların oturması cuk evet. Oturmuş yani parçalar. İşte o kafa granajı falan işte vesaire kullanılan plastik malzemeler gayet üst düzeyde diyeyim yani size. Peki yine önde 290 mm bakın arkadaşlar kocaman bir disk kullanmışlar. Şimdi sen bu anlas bakalım lastikleri taktıktan sonra bence daha da güzel aynen, olacak. Aynen aynen yani, daha da güzel olacağını düşünüyorum aynen. Hatta buna bir daha ileride hani böyle bir Michelin'dir falan ya da Pirelli gibi falan bir lastik taksan. Artık yani evet. Frenlerden arkadaşlar bence memnun kalırsınız. Aletin aynen. Frenleri gerçekten çok güzel. Frenler 10 numara diyeyim ki çelik fren ortamı orada ciddi bir destek sağlamış. Bunun ABS'li modelleri gelecek mi acaba ya? Orada biraz muallak mı var sanki? ABS'li modeli gelecek deniliyordu ama şimdi 250 çıktıktan sonra piyasaya. Yani ABS'li getireceğini sanmıyorum. Çünkü bu sefer arada fiyat şeyi çok uçurum olacak. Hani fiyat politikaları gereği evet. Çok... Ters düşecekler şimdi yani. Şimdi bunu ABS eklense şimdi bu gene 11.5'ün üstüne 2000 lira daha ekle. Tabii. 13-14 bandına gelir. 250'sinde 20'ye çıkması lazım. Tabii 250'si işte yüksek olacak. Belki bu o arada olacak falan vesaire. Ama bence bu motoru getirirler ya ABS'lisini yaparlar, uyarlarlar yani bir şekilde. Yani ya da bilmiyorum bize gelir mi orasını bilemiyoruz tabii. ABS 250'likte olacak. O yüzden ben açıkçası pek sanmıyorum. Hani bu seride kalır en sonunda. Artık bundan sonra 250'den devam ederler diye düşünüyorum. Peki sen mesela 7500 kilometrede hani böyle ciddi bir sorun yaşadın mı yani bu motorda? Yani hiç abi, böyle bir şey oldu mu etti mi? Yani abi şimdi ben şöyle söyleyeyim. Forumları okudum. Tabii şimdi kronikleşmemiş belli hatalar çıkmış insanların şeyinde. Mesela diyorlar ki hocam bunun işte enjeksiyon lambası yanıyor arada. Özellikle farklı benzin falan böyle aldığımızda falan böyle enjeksiyon lambası yanıyor sonra sönüyor falan filan. Sonra işte demişler sigorta tablası sigorta atıyormuş onu çıkar tak filan o zaman sönüyor gibi böyle şeyler yaşanmış. Yani biraz statörle alakalı bazı kullanıcılar sorunlar. Yani elektrik yani mekanik değil de elektriksel sorunlardan bahsediliyor bu motorda. Sen ne diyorsun? Yani sen vallahi şu ben herhangi bir şey yaşamadım aynen öyle. Hani o sorun yaşayan arkadaşlar bilmiyorum yani ya onların şanssızlığı. Ya da belki kullanıcı hataları hani sigorta atmaları şeyleri hani sonuçta buradan yıkamalarda şeylerde su girme şansı var. Evet biz ona baktık hani... az önce koltuğu söktük arkadaşlar. Şimdi koltuğun tabii böyle kanalları var. Oradan basınçlı suyla filan vesaire girebilir yani... ve direkt sigorta tablası aynen, var orada. Aynen direkt alınan sigorta tablası direkt var. Direkt alabilir yani orada. Orası hani o onlardan tehlikeli. Kaynaklanabilir açıkçası. Aha. Hani ben herhangi bir sorun yaşamadım yani evet. Bu zamana kadar. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben hep söyleyeyim. Yani şimdi mesela bunlar elektronik yani cihazlar. Şu kara düzen motor değil bunlar. Ondan evet. Ben mesela bunlar çok fazla
yıkanması taraftarı değilim. Yani yıkanıp da şöyle yıkan. Yani şu üst kısımda göstergeler mesela gelen elektrikli kısımda olan kısımları pek su değdirmeyeceksin. İşte jant tarafı, alt kısımları yıkacaksın diye düşünüyorum. Çünkü bir de yani şey var biliyorsun, bu yıkamacılarda yani köpük sıkıyorlar ya, içine kostik diye madde koyuyorlar. Aynen. Ve abartıyorlar yani o madde. %10 koyması gerekirken hani iş çabuk bitsin diye %50 koyuyorlar. O hem sizin ileriki vadede motorunuza zarar veriyor. Boyasını aslında aşındırıyor kostik. Aynen öyle, sıyırıp gidiyor. Yani asit gibi bir şey çünkü. Çünkü biliyorsun adam hiçbir sünger falan yapmadan böyle şey yapıyor. Ondan sonra basınçlı suyla söküyor, atıyor. Aynen. Bu sadece yüzeyi alıyor götürüyor yani. Evet. Şeyler, ayaklar işte vites pedalları falan titreşim. Hani ona gelelim biz, pardon. Hani ayaklara hissedilen bir titreşim var mı ayaklıklarda? Ayaklarda hani bir hani bir tık var ama aşırı rahatsız edecek şekilde değil. Hani açıkçası ayak ayağınızı getirirseniz ortaya çok da hissetmiyorsunuz yani bunu. Aynen öyle. Elciklere gelen bir titreşim. Elciklerde yok. Elcikler yumuşak. Elcikler hani zaten elciklerin kendi yapısı zaten biraz yumuşaktır, evet. Yani. Ha. O zaten biraz absorbe ediyor. Hani elde falan hiç hissetmiyorum. Sadece çok az bir ayaklarda oluyor. Çok az ayaklarda bir titreşim hissediyorsun. O, aynen, da o kadar da olur. O da o kadar da olur yani. Yani. Aynen öyle. Böyle rahatsız edici devasa bir titreşim söz konusu değil. Aynen yani. Öyle abi. O kadar. O da çok güzel. Yine mesela konta kanatlarını burada buraya koymuşlar. Deponun üstüne koymuşlar. Çok güzel bir tasarım olmuş. Bir de oraya sen şey dedin, yapıştırma bir şey hediye. Aynen abi yani. aynen. Aldığımda buraya bir şeffaf sticker hediye ettiler. Hani bu telefon kılıfları tarzında, evet. Ekran koruyucusu gibi. Hani buradaki bakın hani çizikler şeyler var. Hani evet. O olmasa direkt grenaj gitti yani. Depo gitti bayağı. Aynen adamlar öyle. Adamlar onu da düşünmüşler. Aynen sana, öyle bir şey verdiler. Evet, bu bayağı işe yarıyor yani. Aynen. Yine depo kabağı elimizde kalmıyor. Aynen öyle. O noktası çok güzel. Gene standart. Depo kapağının elde kalmaması gerçekten çok iyi olmuş. Evet, aynen. Çok harika. O da çok iyi. Yani aletin arkadaşlar malzeme kalitesi ve dizaynı gerçekten çok hoş. Yani şöyle bir toparla. Yani peki yan rüzgarlardan etkilenme durumu nasıl? Onu yan rüzgarlarda yani aşırı sert rüzgarlarda etkilenebilirsiniz. Hı-hı. Hani o biraz da kullanıcının güç şey yapısına alakalı. Hani ben çok aşırı etkilenmedim açıkçası. Hani gerek biraz da kalıplı şeyin olmam gereken. Yani sonuçta mekanik makine, yani rüzgarı her türlü alıyorsunuz yani. Tabii. Ama çok aşırı savrulma olmadı. Savrulma diyorsun, olmadı. Peki şöyle bir toparlayalım o zaman. Hani eksi olarak arkadaşlar yedek parça fiyatlarının yüksek olması, yedek parçaların zor bulunması, biraz servisin eksik olması, işte lastiklerin değişmesi. Aynen. Islak performansı bayağı kötü. Aynen. Yine bazen işte bu çamurlar falan atması, aynen. Falan vesaire, onlardan aynen. Bahsettik. Ama onun haricinde hani motor gerçekten çok güzel motor. Aynen. Şimdi işte şeyde kaldı insanlar. Şimdi sonuçta tamam, güzel motor. Su soğutmalı olması. Uzun yola da gidersiniz. O noktası çok güzel. Hani yaz kış ben hiç tek kontakta, evet. Çalıştırdım ve öyle aşırı bir ısıtma diye de beklemedim yani. Bir dakika içinde bastım gittim hep yani. Ben mesela aldığımda bayağı bir zorladım ettim falan. Hiç hararetle ilgili bir sorun da aynen yok. Aynen yani. Hararetle ilgili sorun yok. Zaten hani fan açıyor yani. Sıkıntı da şey yapmıyor. Hı-hı. Zaten olması gereken de bu. Yani soğutmak açısından fanı, evet. Da açması gereken. Hani bunu bazıları bir sorun gibi algılıyor. Sürekli fan açıyor falan diye böyle. Evet. Ya hani şimdi abi yaz aylarında hani biraz daha fazla açabilir ama bu zaten olması gereken bir şey yani. Evet. Şimdi biliyorsun incelemelerini sana seyrediyorsun. Şimdi bir şey söylüyorsun. Sonra tam aksi geliyor mesela. Tam aksi bir yorum. Aynen. Şimdi mesela bakıyorsun şeye. Şimdi biz mesela bak bu incelemeyi yapacağız. Aşağıda mesela yorumları göreceksin. Ben aldım işte lanet olsun işte şu sorun yaşadı. 5 para etmez. Kimisi diyecek hayır 10 numara motor falan da filan. Kimisi işte yine başlayacak. Bunu alasaya kadar şunu alırım filan vesaire muhabbet hep oluyor. Çünkü neden oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi kullanıcı faktörü çok önemli. Şans faktörü de çok önemli burada. Tabii, yani ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ama genel itibariyle işte baktığımızda bence motor hani parasını hak ediyor yani. Size fazlasını veriyor adamlar. Yani kesinlikle, o noktası kesinlikle abi. Hani gerek teknolojisi hani sıradan bir 150 yani. cc karbüratörlü motor gibi evet, değil yani. Değil. Yani bu normal. Zaten aslında bunu artık böyle şeyle kıyaslamak lazım. Hani böyle KTM'in falan belli aynen. Serileriyle yani daha üst sınıf mesela segmentli motorlarla kıyaslaması lazım. Peki senin boyun kaç Hakan? Benim boyum 1.80. 1.80 kilo. Aynen 88 kiloyum. 90 diyelim. Aynen 90 diyelim. Peki üstüne bir otursana şöyle. Bir de motoru bir çalıştır bir zahmet. Bir sesini duyalım. Sesi de oldukça güzel abi. Bakalım motor hani nasıl duruyor sende. Bana gayet tok geliyor yani sesi. Evet. Bakalım. Sana da böyle cuk oturmuş ya. Aynen öyle. Gerçekten güzel duruyor. Evet. Bak motor çok rahat ve şey çalışıyor. Çok düzgün ve sessiz çalışıyor. Aynen, stabil çalışıyor. Çok stabil çalışıyor. Evet, gayet güzel. Ve motor gerçekten güzel durmuş. Tamam Hakan. Motor sana yakışmış ya. Vallahi. Peki Hakan sen bu motoru sattıktan sonra
Nasıl bir motor almayı planlıyorsun? Kafandan ne geçiyor? Vallahi abi, içimden şey, yani şeye bayağı sıcak bakıyorum. Benelli TNT 250. TNT 250. Aynen, çift silindir olanı. Evet, o makine de güzel bir makine bence. Aynen, hani daha öyle bir 600'lüye 400'lüye sıçrama gibi şeyim yok açıkçası, düşüncem yok. Evet. 250 biraz daha böyle. Aynen, güzel. Yavaş stabil, yavaş aynen. Adımlarla git. Aynen. Hem de uzun yola gideceğim de sıkıntı çekmeyeyim. Evet, sağa TNT sola. TNT de bayağı gösterişli bir cihaz. Aynen, yani TNT de gerçekten o şasi sıması falan çok gösterişli. Hı. İnşallah gene temiz motor denk getirirsin. Alırsın. Şimdi işte insana biraz şeyde kaldılar buna. Abi dediler hani bu şu an 11.500 lira. İşte lastik mastik 12 bin lira. Yani tamam, eyvallah, teknik özellikler var. Dizayn var ama işte insanlar maalesef şimdi fiyatları işte çok aldı başına gitti. Abi, bir şeyde kalıyorlar işte, insana. Kontrbide kalıyorlar. Şu an piyasa çok acayip yani. Bu seçimlere kadar bence böyle elimiz, hatta aynen, yılbaşına kadar biraz aynen, elimiz kolumuz bağlı. Yani bu sezon çok böyle çok ölü geçecek yani bu sezon. Çok dengesiz geçecek. Yani şimdi biz hani mağaza açma planları falan yapıyorduk biliyorsun. Yapıyoruz hala. Abi 200 liraya baktığımız kaslar 400-500 lira oldu ya. Yani paramız vallahi bu ay içerisinde sadece %30 değer kaybetti. Yani o bizi çok üzüyor. Yani her geçen gün özellikle motosiklet kullanıcı hem ekipmanda hem motorda böyle çok zor oldu yani bu işler. Yani her geçen daha kötüye gidiyor bizim için. Aynen, yani Allah herkese kolaylık versin yani. Kesinlikle, Allah inşallah herkesin gönlündeki motoru binmeyi nasip etsin. Hani düşer diye bekleyenler varsa hiç beklemesinler, evet, bu saatten sonra. Hani bir an önce alsınlar. Evet. Çünkü o dolar, euro böyle yerini hani, bulduttular yani yerine. Hani artık şekilde fiyatlarda gerileme olmaz bu saatten sonra. İki sene önce dolar 2 küsür liraydı. Şimdi olmuş kaç para ya? 5 küsür liraya geldi yani. Abi. Peki Hakan, çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza destek oldun. Motor camiasına destek oldun. Ne demek abi. Evet arkadaşlar, sorularınız için biliyorsunuz motomani35@hotmail.com adresini kullanıyoruz.